Arkadaşımızın attığı donate'e ithafen şimdi şuna bakmak istiyorum. Nedir bu bakalım? Ne paylaşmış? Uzaylılar gerçekten var mı? Bir kere bu soru artık bana bir IQ geriliği olarak geliyor. Direkt baştan söyleyeyim. Yani 2020 yılında hala bu sorunun yani bir kere ya aynaya baktığın zaman gördüğün şeyin uzaylı olduğunu anlayamıyorsun. Aynaya bakın, gidin şu an tuvalete. Şöyle aynaya bakın. Orada bir yaratık göreceksiniz. Bir uzaylı göreceksiniz orada aynaya baktığınızda. Ya da korkunç bir IQ geriliği yani korkunç bir zeka geriliği var. Uzaylılar var mı diye bu çağda sormak, 2020 yılında sormak demek senin ne uzayı biliyorsun, ne şu an içinde yaşadığın gezegenin içerisinde mikroorganizmalar, bitkisel yaşam, hayvanlar, insanlar ve ötesi. Acaba bizler hayvanlara bakıp kendimizi hani binalar yaparak üstün görüyoruz falan yani onlardan üstünüz falan diyoruz. Ya da mikroorganizmalara falan baktığımız zaman onlardan üstün olduğumuz falan. Biz onların dünyasını bilmiyoruz bile. Bizim de organizma olduğumuzdan haberimiz yok. Atlıyoruz birçok şeyi. Ve şöyle düşünün. Bugün dünyada Afrika var. Afrika'nın çok böyle hani şey yerleri var. Özellikle Cibuti taraflarında falan. Çok böyle hani medeniyetin artık dip noktasında olan bölgeler var. Gerçi şu an değil ama bundan mesela bir 50 yıl kadar önce oraya helikopterleriyle giden, oraya uçaklarıyla giden insanları muhtemelen gökyüzüne bakıp Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen insanları muhtemelen gökyüzüne bakıp aha uzaylılar, aa bak şu Allah'ın işine ya ne garip bak, aa uçan dairelere bak, aa falan diye seyrediyorlardı. Tıpkı şu anda bizim unidentified flying object'lere bakıp, UFO'lara bakıp Allah Allah şu aa işe bak, aa şu işe bak, aa falan diye bakmamız gibi. İçerisinde dünya dışı varlıklar da olabilir. İçerisinde dünya dışı varlıklar olmayabilir de. UFO'lar diye gördüğümüz şeyler belki de geçmişteki atalarımızın gelecekte yakın galaksilerde veya gezegenlerde keşfedip bizden önce burada yaşayıp buradan gidenlerin tıpkı şu an bizim şu anda yaşayarak Mars'a gitmeye çalışmamız gibi. Stonehenge döneminden de önceden bahsediyorum. 200 bin yıl, 200 bin, 300 bin yıl önce falan. Anunnakilere getireceğim şimdi. Onların falan belki dünyadan gidip bizden önce teknolojileri falan filan bulup belki de orada bir sentetik, organik bir yarı sentetik, yarı organik, yarı bilmem ne bir robot ırkı falan da yaratmış olabilecekleri gerçeği. Arkadaşlar birçok şey olabilir. Size şimdi bunlar şey geliyor. Korkunç bilim kurgu falan geliyor. Yani şimdi nasıl lan? Yani yine olayı acaba şeye mi getireceksin? Battlestar Galactica'ya mı getireceksin? Evet getireceğim. Battlestar Galactica'ya getireceğim. Ama getirmiyorum. Olabilir. Fakat şu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Ortada bir fenomen var. Sen görmek istemesen, duymak istemesen de ortada yüz binlerce fotoğraf var, yüz binlerce video var, yüz binlerce kanıt var. Dünyanın belirli yerlerinde bulunan uçan daire şeklinde milyonlarca kanıt var. Görüntüler var, ses kayıtları var. İnsanlar görüyorlar toplu olarak. Ortada bir fenomen var. Evet belki uzaylı olmayabilir. Belki de dini öğeler bunlar. Belki dinle alakası da olabilir. Belki de İslamiyet'le ilgisi olabilir. Hristiyanlık'la ilgisi olabilir. Budizm'le ilgisi olabilir. Belki de bu gezegende yaşayan food chain'in yani zincirinin, yemek zincirinin en üst halkası biz olmayabiliriz. Belki bizden de üstün olanlar var. Belki o yukarıda gördüğünüz o metal şeyler onlar da olabilir. Aynı gezegeni paylaşıyoruz da olabilir. Bizler maalesef kısıtlı zekamızla, 100 IQ'muzla salak salak böyle kalkıp da ateşi bulduk diye, bir elektriği bulduk diye, yok işte bir hidroelektrik santrali yaptık diye kalkan bir şeyiz, bir medeniyetiz, bir ırkız. Biz vallahi böyle kafamızın üstünde var yani. Böyle bir şımarıklığın içindeyiz. Teknoloji çok gelişti falan diyoruz salak salak. Ben hala bekliyorum. Portal açılmasını istiyorum. Hala portal açılacak. Zaman makinesi. Portal, zaman makinesi. Görünmezlik, bilmem ne. Bunlar muhtemelen dünyanın belirli yerlerinde, bazı yerlerinde yapılıyor. Ama bu da yetmez. Bu da yetmez. Bir cihaz olması lazım. Tıkladığın anda hemen bütün partiküllerine, iyonlarına, her şeyine, ışığından bilmem nesinden, yeşil spektrumundan, cartına çuturdan senin kainatın her yerine anında yaptım Andromeda'dan çıkacaksın. Yapacaksın Leica'dan çıkacaksın falan filan. Odur olay. Olay o. Olay bir PlayStation 5 yapmak değil. Olay bir işte gözlük yapmak değil. Olay bir ne bileyim kulaklık yapmak değil. Bu teknoloji bunlar değil. Yetmiyor. Hiçbir zaman yetmiyor. Dolayısıyla hep sonrasının ne kadar gidebiliyorsan düşünmen lazım. Ne kadar gidiyorsan. Ara yetmiyor. O ara yetmiyor. Biz şu an aradayız. O yetmiyor. Bu yetmiyor. Bu değil. Tünelin içinden araba geçirip zeki olduğumuzu zannediyoruz. Hyperloop. Tünelin içinden araba geçiriyorsun alt tarafı. Hyperloop. İşte insanlığın ulaştığı son nokta. Bu mu yani? Bu mu yani oğlum? Ortada tünel bile olmaması gerekiyordu.
A noktasından B noktasına ışınlanmamız gerekiyordu. Bu mu yani? Bu mu? Aklın buna mı? Buna teknoloji mi diyor? Buna mükemmellik mi diyorsun? İşte bu yüzden düşüksün. İşte bu yüzden düşüksün. Her şeye şaşırıyorsunuz. Her boka şaşırıyorsunuz. O yüzden bu videonun başlığı bana çok saçma geliyor. Bu saatten sonra bu kadar şey varken, bu kadar duvarlarda çizimler varken, tablolarda çizimler varken, eski tablolarda, Rönesans döneminde falan böyle çizimlerde UFO'lar, resmen UFO'lar, uçan daireler, içinde yaşayan canlılar falan filan varken kalkıp hala her boka aman Allah'ım inanılmaz deliriyorum. Of Allah'ım bu nedir korkunç, tüpün içinden araba geçiriyor. Seninle tartışacak hiçbir şeyim yok. Ben buradayım çünkü, şuradayım çünkü. Hemen doyuyorsunuz, her boka doyuyorsunuz, hemen doyuyorsunuz. Her boka alkış. Alt tarafı daha hızlı gidiyor araba. Yüzle gitmiyor da binle gidiyor. Koyayım ya bu yani. Yolda gitmiyor da tüpün içinde gidiyor ya. Koyun olmayın, meylemeyin. Hep daha ötesini düşünün. Hep daha ötesini düşünün ve itici ve irite edici taraflarınızı ortaya çıkarın. Kendinizi beğenin. Ben en iyisiyim deyin. Ben deyin A'dan B'ye ışınlanmak istiyorum deyin. Bu ne lan deyin. Kendini beğen, kendini bil, blöf yap. Vallahi çok zevkli oluyor. Bak blöf yapmak mesela. Mesela ezik bir insandan, yalancı olandan daha fazla kork. O ezik olabilir ya da ezik gibi görünebilir ama blöf yapıyor olabilir. Arkanı döndüğünde seni... Ama yalancı adamı zaten anlarsın, yalancıdır. Dersin ki bundan benim başıma her türlü pislik gelir lan, ben bundan uzaklaşayım dersin. Ama o blöf yapar. Gözünün içine baka baka iyi zannedersin. Arkanı bir dönersin, şak gitmişsin. O yüzden bu dünyada yalancıdan korkmayın. Pasiften ve şeyden korkun abi. Böyle çok konuşmayan, böyle gizli saklı falan şey yapan, böyle abi falan yapandan korkun abi. Onun iç dünyasını bilemezsin çünkü. Onun neler, peygamber böceğinin yaptığı gibi gidersiniz. Peygamber böceğini biliyorsunuz değil mi ne yapıyor? Bekliyor. Geri geliyor. Sonra yok oluyorsun. Bittin. O yüzden dediğim gibi herkes göründüğü gibi değil. Yani sen mesela harast etmek istediğin bir insanı harast ediyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Size bütün içtenliğiyle, bütün dürüstlüğüyle duygularını ve bazı alter egosundaki bu şeyleri ikna etmeden alttan size ben işte efendim iyi bir insanım, ben işte efendim ben etliye sütlüye karışmıyorum falan filan diyen insanlardan korkun abi. Bak o insanlar hayatta kalıyor. Hep dikkatinizi çekerim. Yalancılar hayatta kalmazsa hep o insanlar hayatta kalır. O insanlardan korkun. Fazla konuşmayan, hep arka planda duran, çekingen gibi görünen ama aslında hiç öyle olmayan, vuracağı zamanı bekleyen. Karşı tarafın zaafını, karşı taraf size anlattı diye onu ezik zannetmeyin. Mesela diyelim ki benim bir zaafım vardı. Ben hayvan sever bir insanım. Ben hayvan videolarına, hayvan resimlerine gelemiyorum. Ben şimdi bu zaafımı anlattım size diye. Benim hayvansever bir insan olarak o videoyu bana gösterdiğinizde, o resim bana attığınızda içten içe ağlıyor olabilirim ama içeriden size de kin güdüyorumdur. Yarın öbür gün realde bulurum. O zaman başka şeyler olur, anladın mı? O şeydeki gibi olur. Luca gibi falan olur. Mesela takıntılı bir insan olabilirim, anladın mı? Hiç anlamazsın bile ne olduğunu. O yüzden karşı taraf zaafını belli etti diye kendinizi akıllı zannetmeyin. Karşı tarafın zaafını görüp dur ben buna saldırayım, mahallenin akıllılığı yapayım falan filan diye o belki geri çekilebilir ama ondan sonrası yok olabilirsin. O yüzden şey yapmak gerekiyor, düşünmek gerekiyor. Değil mi tehdit bana mı? Evet. İnsanoğlunun psikolojisinden bahsediyorum şu anda. Peygamber böceğinden ama çok mu fazlayım Twitch için ya? YouTube'a falan mı geçsem acaba? Fazla mı geliyorum buraya? Galiba fazla geliyorum. YouTube'a falan mı geçeyim? Ne yapayım ya? Anlatıyorum deminden beri de uzaydan girdik. Bu videodan başladık. Oradan Rönesans'a girdik tablolardan da. Oradan biraz geçmişe gittik. Zaman makinesine falan gittik. Boyutlardan çıktık falan da. Bir şeyler anlatıyorum deminden beri kendime. Fazla geldim galiba. Ne yapayım? YouTube'a falan mı gideyim? Fazla mı geldim buraya? Biraz YouTube'a falan gidelim o zaman. Ne yapalım? Tam eski formu yakaladın. Boş ver. Yine ağlayacaksın. Sonra 5K izleniyorum diye. Vallahi öyle ya. Öyle. Geçen zaten bunalıma girdim yine. 4000 falan izlendim. Artık yani biz ünlüler böyle insanlarız. Ben mesela götümü yırtmadan bunu yapıyorum hiç. Herhangi bir televizyon programına, Twitch'teki herhangi bir programa, herhangi bir reklam filmine, herhangi bir şeye her yerden teklif yağıyor. Vallahi hiç katılmadan bunu başarıyorum. Bir de katılsaydım herhalde 40.000 falan izleyecektim yani. O yüzden şeyim yani. Hani anladın mı? Rahatsız oluyorum bu işten yani. Birazcık çıkın yayınımdan diye şu an yayını kapatıyorum. Lütfen gelmeyin. Yine başladınız gelmeye. Lütfen uzaklaşın hadi kapatıyor. İyi günler sağ olun hoş gelin sağ olun.